Biyoloji mühendisi Negin Macidi eğitimi sırasında iminoterapi alanındaki gelişmelerin bir gün kanserin etkili tedavisine katkıda bulunacağına inanmaya başlamış. You could actually... Kanserli hücrelerden kurtulmak için insan bedeninin tümörü temizlemedeki doğal becerisini geliştirmede bağışıklık hücrelerini devreye sokabilirsiniz. Bu fikir beni çok heyecanlandırmıştı. İran'da doğan Negin Macidi ve kendisi gibi biyoloji mühendisi olan eşi Mahdi Hasani, Kaliforniya Üniversitesi'nin Los Angeles kampüsünde tıp ve mühendislik dallarındaki araştırmacılardan oluşan disiplinler arası ekibin birer parçası. Ekip biyolojik olarak çözülebilen kalem ucu silgisi büyüklüğündeki süngersi sinf nodu geliştirdi. Ajinat adlı bir polimerden yapılan cihaz tümöre enjekte ediliyor ya da naklediliyor. Cihaz insan bedeninin daha güçlü bir bağışıklık yanıtı vermesi için bir ilaç salgılıyor. Like a, like a Bunu bir spor salonu gibi düşünün. Hücreleri antrenman yaptırıyor. Hücreler cihazdan çıkarken tümörle mücadeleye hazır hale geliyor. Macidiye araştırmaları sırasında destek veren immünoloji profesörü Maniş Büt, Amacın kanserle mücadele eden katil T hücrelerini kontrol altında tutan denetimci T hücrelerini engellemek olduğunu söylüyor. Really Bu çalışma bağışıklık sisteminin sadece meme kanseri değil tüm kanser türlerine ve katı tümörlere saldırmasının önünü açıyor. Meme kanseri olan fareler üzerinde denenen simfnod, farelerin %80'inde tümörlerin küçülmesini sağladı. %100'ünde ise kanserin yayılmasını önledi. Araştırmacılar klinik deneyleri 2024'te başlamayı umuyor. Amaç insanlarda kanser tedavisi için bu cihazı en kısa sürede erişilebilir hale getirmek. Pınar Sayar Kızılçalı, VOA Türkçe